Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Bugün yine farklı bir isimle sizlerle beraber olacağız. İsmi ayete isim olmuş, ayet ismi olmuş, sure ismi olmuş, tekrardan ismi ve hayatı ayetlere konu olmuş bir hanımefendiden bahsedeceğiz. Hazreti Meryem'i konuşacağız inşallah bugün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Bugün Meryem'i anlatacaksınız bize Yolculuk yapalım mı hayatına? Yapalım ama dilimiz döndüğü müddetçe anlatacağız ama e, seyircilerden şunu istiyorum ki yani program bitiminde veya uygun bir müsait bir zamanlarında Hazreti Meryem'in e, Meryem suresini ve Hazreti Meryem'in isminin geçtiği bütün ayetlerin tefsirine bakmaları. Çünkü hem bizim zamanımız kısıtlı e, hani biz dilimiz döndüğü müddetçe anlatacağız ama a, hayatı o kadar muhteşem ki o kadar güzel detaylı var ki seyircilerimiz de e, uygun bir zamanda tefsire bakıp e, öğrensene çok güzel olacak diye düşünüyorum. Aslında biz e, şu ana kadar anlattığımız hanımefendilerin hayatını iyisiyle kötüsüyle yarı yarı Kur'an-ı Kerim'den bakıp birçok kaynaktan elde ediyorduk. Şimdi aslında birçoğunu Kur'an-ı Kerim'den bakacağız değil evet mi? Hocam, evet hocam. Meryem Suresi'nden faydalanacağız inşallah. Evet Meryem Suresi, Tahrim Suresi, Enbiya Suresi hmm. ve daha birçok surede e, Hazreti Meryem'in ismi geçmektedir Ayetlerle tanıyacağız. Kendini. Evet, büyük bir kısmı bugünkü konumuzun ayetler üzerinde olacak inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de yüceltilerek anlatılan ve adına sure olan sizin de söylediğiniz gibi kadın Hazreti Meryem'dir. Ve Hazreti Meryem'in ismi 34 ayette geçmektedir. 34, yaklaşık 34 ayette hı hı. Hazreti Meryem'in ismi geçmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek bayandır hakkında sure olan tek bayan yine Hazreti Meryem'dir. Hani daha önce şimdiye kadar yaptığımız birçok isim vardı, anlattığımız birçok isim vardı, birçok program vardı. Bizler genelde dolaylı yönlerde mesela Nuh'un karısı, Lut'un karısı veya Hazreti Züleyha'yı Züleyha anlatırken Firavun'un zevcesi, ve bunun gibi birçok isimden bahsederken hep e, dolaylı yönlerden anlatıldı Kur'an-ı Kerim'de. Ama Hazreti Meryem e, ismiyle bizzat Anılan tek kadındır. Kur'an-ı Kerime sure olmuştur ve 34 yerde de ismi geçmektedir. Ee, babası Hz Davut'un soyundandır. İmran ailesi zaten e, Ali İmran suresi vardır bilirsiniz. Evet. Ali İmran suresi de e, bu seçkin ailenin hayatını anlatmakta ve başın... Ha, Yani İmran suresi bir evi mi? Meryem'in ailesini yani babasının evet. ailesine de değiniyor. Tabii yani kendisi seçilmiş bir kadın olmuş kadındır ve bunun yanı sıra kendi ailesi de aslında çok seçkin bir ailedir. Hatta e, Hz. Davut'un soyuna, Hz. İmran'ın e, soyu dayanmaktadır. Hz. Meryem'in soyu da Hazreti Davut'a kadar gitmektedir. Evet. Ve e, o kadar e, Hz. İsa'nın annesidir, ulu lazım peygamber Hz. İsa'nın annesidir. Ve e, Allah tarafından da insanlara büyük bir örnek olarak gösterilmiş e, e, direnişin, e, if, iffetin, İsmet'in, bunu bunun gibi birçok sıfatın öncülüğünü yapmış bir İtaatin, bana. İtaatin, ibadetin. Evet, tevekkülün. Hem birçok şekilde Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'i tarif etmektedir bize. Ve ilahi kudretin ihtişam bir ihtişamıdır ilahi kudretin. ne şekilde mesela Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurması, Hazreti İsa'yı babasız bir şekilde Allahu Teala'nın kendi ruhundan doğurması yine e, Allahu Teala'nın Kudretinin ihtişamını bize gösteriyor. Peki Hazreti Meryem'in doğumu nasıl olmuştur? Yani nasıl bir aileye mensup olduğunu anlattınız da o ailenin Hazreti Meryem'i doğduktan sonra nasıl süreçlerden geçtiklerini, nasıl zorluklardan geçtiklerini, Hazreti Meryem'in ne şekilde dünyaya geldiğini de değinmenizi istiyorum aslında. Şimdi. E Hazreti Meryem İmran'ın kızıdır biliyorsunuz. Hazreti İmran ve Hanne'nin e, kızıdır. İmran ve Hanne'nin de bu seçkin iki insanın da e, uzun süre çocukları olmuyor. Hatta yaşları ilerlemiş bir haldeler. Hani bazı rivayetlerde şu şekilde geçer. Hanne bir gün e, bir yerde bir ağacın gölgesinde gölgelenirken bir kuşun e, kendi çocuklarını beslediği ağzıyla beslediği e, ağzıyla yiyecek verdiğini görüyor ve orada e, o annelik e, duyguları juşu e, huruşa geliyor. Kendisi de o kuşa özleniyor. Hani benim de bir evladım olsa ben de ona baksam gibisinden kendi içinden geçiriyor ve orada dua ediyor. Hani Ya Rabbi diyor e, bana bir çocuk verirsen diyor ben bu çocuğu diyor, bu evladı bana bir evlat ver diyor. Bu evladı ben de mabede adayacağım diyor. Böyle bir adakla, böyle bir duayla e, Hazreti Meryem'in e, tohumunu atmış oluyor bir nevi. Bununla birlikte Hazreti Meryem'in doğumu, hamilelik süreci yani kendisinin doğumu başlıyor. Evet daha sonra zaten hani... Belirli bir süre geçtikten sonra hamile olduğunu anlıyor. Ee, İmran'la birlikte tabii duaları var. İmran da kendisi de bu duruma çok şaşırıyor. Çünkü insan kendi penceresinden baktığı zaman imkansız gibi görünen bir şey. Çünkü yıllarca çocuğu olmuyor ve yaşlanmış bir vaziyette çocuğu oluyor. Hmm. Ee, ve bunlar hani belirli bir süre sonra e, evlatlarını kucaklarına alma hasretiyle yanıp tutuşurken bazı rivayetlerde İmran'ın e, kendi kızını görmediği, yani doğumdan önce Hazreti Meryem'in doğumundan önce babasının vefat ettiği bazı rivayetlerde de o doğduktan hemen sonra babasının vefat ettiği söylenmektedir. Yani o baba o evlat şeyini, sevgisini, evlat mutluluğunu tadamıyor tabii, tabii maalesef. Evet. Ee, aslında Hazreti Meryem'in annesi, yani gerçi oraya değineceğiz ama ben şunu sormak istiyorum. Ee, Yahudilikte hani siz adadınız dediniz ya Hazreti Meryem aslında e, Kudüs'e hani Kudüs'te ibadet edilen yer vardı, oraya hizmet etmek için adanmış bir evlat oldu. Ee, aslında Yahudilik dinine baktığımızda o zamanlar kızların ibadet etmesi, oraya çok fazla girip çıkması yasaktı. Bu nasıl kabul gördün? Şimdi e, hani. <laughs> haline bir atak adamıştı. O adanı da yerine getirmek zorundaydı. Çünkü Allah'a verdiği bir söz vardı neticede. Bu sözünün arkasında durmak zorundaydı. Şimdi o bu sözü Rabbine verdiği zaman, bu adağı adadığı zaman, kendisine dua ettiği zaman Allahu Teala'nın aslında ona hani nasıl bir evlat vereceğini bilmiyordu. Yani kız mı olacak, erkek mi olacak? O tamamen erkek olacak gözüyle herhalde o duygularla bu duayı etmişti ve Allahu Teala Allah Teala'dan böyle bir adakta bulundu. Allahu Teala'ya dedi ki benim evladım olursa ben mabede adayacağım. O zamanlar hani mabet dediğimiz yer Kudüs Mesciidi Aksa'dır evet. Var, evet. 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 Hı -hı. ve Allahu Allah Teala ona bir kız evlad Nasip ediyor. Tabi bu duruma anne çok üzülüyor. Çünkü hani Rabbine verdiği bir sözü vardı. Ve bu sözünü yerine getirememekten korktuğu için Rabbine vermiş olduğu bir ada vardı. Sunmuş olduğu bir ada vardı. Ve bu ada yerine getirmemek endişesiyle aslında kız evladı olunca üzüldü. Evet üzüldü. Ayette şu şekilde geçer. Onu doğurduğunda dedi ki, Rabbim şüphesiz ben onu kız doğurdum. Oysa Allah onu ne doğurduğunu daha iyi bilendir. İmran'ın karısı erkek kız gibi değildir. Şüphesiz ben ona Meryem adını verdim. Şüphesiz ben onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Şimdi o zamana kadar e, Böyle bir şey görülmemişti. Kız çocuğunun mabede adanması veya mabedin hizmetkarı olması, mabette o kadar erkeğin içinde olması Yahudilik adetinde olmayan bir şeydi ve o güne kadar da görülmemişti. Ama Hanne'nin hani böyle bir ada var. Ee, ve Allahü Teala onun ne doğuracağını biliyordu, kız olacağını biliyordu ve bu adanı bu şekilde kabul etmişti. Allah kabul etmişti. İmran'ın kızı olması, İmran gibi birinin seçkin birinin e, kızı olması, seçkin bir aileden gelmesi, e, o zamanın din adamlar arasında hani birazcık hani şeye sebep olduysa da tepkilere sebep olduysa da daha sonra bundan vazgeçtiler. Hani İmran gibi birinin kızını mabede kabul ettiler ama o güne kadar böyle bir adet gör görülmemişti. Ki yani o zaman için değil tüm zamanlar için aslında bu geçerlidir. Mabedin hizmetkarları, mabedin hizmetkarları genelde erkeklerdir. Veya mabede gelen veya ibadet yerlerine giden insanlar genelde erkeklerdir. Yani günümüzde camilere erkekler mi daha çok gider, bayanlar mı gider? Tabii ki erkekler daha çok gider. Bayanlar da gider ama erkekler daha çoğunluktadır. Yani bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında e, o Yahudilerin yaptığı böyle çok da abartılacak bir şey değildi. Çünkü o güne kadar da zaten onlar böyle bir şey görmemişti. Aslında orada e, rivayetlere göre bir kargaşa çıkmış. Yani evet. o kargaşanın aslı neydi? Hatta o kargaşada Hazreti Meryem'in annesinin de öldüğü rivayetler arasında evet. vardı. Evet. Bunu sahihliği nedir? Şimdi birçok çok rivayet vardır hani onun sahihliğini biz burada şey yapamayız hmm. İslami kaynaklarda veya başka kaynaklarda o şekilde demek geçer. Demek dedin farklı farklı rivayetler var mı? Evet canım? evet. Şimdi mesela hani kundaktayken götürdüğüne dair rivayetler vardır Hanne'nin hmm. Hazreti Meryem'i ee, ama çoğu yani çoğu kaynakta da şu şekilde geçer ee, Hazreti Meryem kendi hakkından çıkmaya başlayınca, kendi ihtiyaçlarını kendisi gidermeye başlayınca annesi, anne onu tahminen 5-6 yaşlarında onu mabede götürüp mabette bırakıyor. Şimdi kundakta olan bir çocuğun tabii ki de bakımı vardır, sütü e, süt süt olayı vardır. Altını değiştirme olayı vardır. Bunun gibi birçok olay vardır. Ama Hazreti Meryem'in hayatında yani genel kaynaklarda böyle bir şey rastlanmamıştır. Ee, yani büyük bir görüş. O zaman Hazreti Meryem'in kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya başladığı dönemden itibaren Hanne onu e, mabede götürüp bırakmıştır. Ve e, o sırada tabii ki İmran'ın kızı e, dedi ki seçkin bir aile. İmran'ın kızının mabede gitmesi hahamlar e, arasında işte ben bakacağım o ben bakacağım ben eğiteceğim diyor ee, orada bir kargaşa oluyor. Hani bazı rivayetlerde de Hanne'nin o kargaşada öldüğü söylenir. Onun hani doğruluğunu biz evet, çok da evet. şey yapamayız, tartışamayız. Bizi ilgilendiren kısmı o kargaşada Allahu Teala'nın e, hani Zekeriya Aleyhisselam'a o sorumluluğu vermek istemesi. Burada Zekeriya Aleyhisselam zaten bilindiği gibi Hazreti Meryem'in teyzesinin eşidir. Yani eniştesidir. Evet eniştesidir. Ve Hazreti Zekeriya'nın da zaten e, çocuğu olmamış. O da e, yaşlı olduğu halde çocuğu olmamış. O da evlat hasretiyle yanıp tutuşurken Hazreti Meryem'in oraya gelmesi, Meryem'in mabede gelmesi ve Meryem'in sorumluluğunu kendisinin üstlenmesi en doğrusu olacaktı. Çünkü onun akrabasıydı. Hatta o kargaşa sırasında hahamlara sesleniyor. Hani bunun en şeyi, en doğru kararı benim diyor. Çünkü ben onun akrabasıyım diyor. Tabii hahamların büyük bir kısmı bunu kabul etmiyor. Kura çekelim diyor. Orada bir kura olayı var. Kura çekiyorlar ve her seferinde Zekeriya Aleyhisselam'a e, o kura isabet ediyor ve Hazreti Meryem'in sorumluluğu Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a veriliyor. veriliyor. Evet. Peki Hazreti Meryem'in Cebrail ile tanışması, o gebelik süreci, evet. doğum süreci bunlar nasıl gelişiyor? Şimdi e... Hazreti Meryem, eee, Zekeriya Aleyhisselam Mescidi Aksa'nın içerisinde bir mabet yaptırıyor. Mihrap yaptırıyor. Mescidi Aksa'ya gidenler biriler şu an hala o mihrap var. Yani Mescidi Aksa'nın tam içerisinde o mihrap var. Zekeriya peygamberin Hazreti Meryem için yaptırdığı evet, mihrap. Evet, Müslümanlar Mescidi Aksa'yı ziyaret eden Müslümanlar şimdi gidip orada iki rekat namaz kılıyor yani mesela kılarken de şunu belki de düşünüyor ee, Hz Meryem yıllarca burada kalmış, yıllarca Rabbiyle baş başa kalmış, meleklerin iniş çıkışını o mekan e, şahitlik etmiş. Hani daha sonraki şeylerde Siz ayetler. Böyle söyleyince bir an orada olasım geldi. <laughs> e, ayetlerde geçiyor ya. Hani ne kadar Zekeriya Aleyhisselam Hz Meryem'in yanına girse orada bazı meyveler görürdü. Evet, evet. Bu Allah'ın nutuydu nereden? Cennet meyveleriydi. Yani orada cennetten gelen meyvelerin bulunması o, o mıntıkada bu o mihraba ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir önem verir ve Mescid-i Aksa'ya giden her Müslüman da muhakkak e, oraya gider ve e, orayı ziyaret eder. Orada iki rekat namaz kılar ve o atmosferi solur. Yani o, o zamanı o ayetlerle bize bildirilen ayetlerle bize gelen e, o anı yaşamak için, tefekkür etmek için orada gidip e, iki rekatlık bir namaz kılarlar. Peki Cebrail ile Hazreti Meryem'in tanışma faslı. Evet oraya gelelim. Şimdi bu da ayetlerde şu şekilde geçer. Hani dediğimiz gibi belirli bir süre orada Hazreti Zekeriya'nın gözetiminde kalıyor Hazreti Meryem. Ve bütün vaktini ibadete alıyor. Sürekli ibadet Rabbi ile meşgul. Allah... o onu yiyip yedirip içiriyor, doyuruyor. Yani böyle bir şeyi de yok. Sürekli ibadetle meşgul ve mabedin hizmetiyle meşgul. Tabii yıllar geçiyor, günler geçiyor, yıllar geçiyor. E, rivayetler tabii ki burada da değişiyor. E, yaşının 19 olduğu da söyleniyor ve 17 veya 19 olduğu söyleniyor. Ta o döneme kadar. Daha sonra e, Hazreti Meryem e, şeyden ayrılıyor. Mescid-i Aksa'dan çıkıp Mescid-i Aksa'nın doğusunda bir yere gidiyor. Doğu tarafında bir yere çekiliyor ve ayette şu şekilde anlatılıyor. Estaizübillah Meryem suresi 16. ve 25. ayetlerde bahseder bu olaydan. Kitapta Meryem'i de an, hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla arasına bir perde çekti derken ona ruhumuzu Cebraili gönderdik. Cebrail ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki şüphesi sen senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer sen sakınan bir kimse isen bana yaklaşma. Dedi ki bana sana ter tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderilmiş e, Rabbinin bir elçisiyim. Şimdi burada devamı da var tabii ki ayetin. Burada dikkatimizi çeken en önemli noktalardan bir tanesi Hz. Meryem'in doğu tarafında bir yere girme, gitmesi ve Allahu Teala'nın ona Cebrail'i orada göndermesi ve Cebrail'i de kendi suretiyle göndermiyor. Şimdi kendi suretiyle göndermiş olsaydı Hz. Meryem ürkebilirdi, korkabilirdi kendi suretiyle Cebrail'i görmüş olsaydı ama onun yakışıklı bir genç suretinde gönderiyor. Aslında bu da biraz şunu anlatıyor bize. Hazreti Meryem'in gerçekten yine iffetine değineceğiz burada. Evet. Hani yakışıklı bir genç suretinde gelip de Hazreti Meryem'in sözlerinin yine ayet olması evet. bu da enteresan bir durum. Tabii hani karşısında bir genci Hı -hı. görmesi ve ona hemen ee, şu cevabı veriyor. Sakınan, Sakınan biriysen aslında evet, benden uzak dur diyor. Benden uzak dur ve ben Rahman olan Allah'a sığınırım. Hı hı. Aslında Hz. Meryem bize şunu da öğretiyor yani. Ee, Rahman olan Allah'a her durumda sığınmak. Özellikle böyle zora girdiğimiz zaman Rahman olan Allah'a sığınmak. Hı hı. Yani ayette ibare bu şekildedir. Rahman olan Allah'a diyor. Ve ne yapıyor? Ee, diyor ki e, Cebrail'e tabi Cebrail'in bir melek olduğunu bilmiyor o ana kadar. Kendisi açıklamayıncaya kadar. Diyor eğer sen inanmış biriysen diyor sakınan biriysen bana yaklaşma diyor. Çünkü Hazreti Meryem e, o güne kadar iffetini e, çok güzel bir şekilde muhafaza etmiş ve ismet sıfatına sahip bir bayandır hatta e, bazı mezheplerde onun peygamber olduğu bile söylenir. Asiye ile Meryem'in de galiba bir, bazı mezheplerde evet, peygamber, peygamber, olduğu, olduğu söylenir. Var. Evet, peygamber olduğu da söylenir. Ve diyor ki daha sonra Cebrail ona dönüyor ve kendisinin diyor ki ben diyor sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderilmiş Rabbinin bir elçisiyim. Orada hemen kendisinin bir pe, bir melek olduğunu ona söylüyor. De ki bana hiçbir insan dokunmamış ve ben azgın iffetsiz biri de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Burada hemen kendisi de şaşırıyor diyor aslında. Şaşırıyor ve o güne kadar böyle bir şey de görülmemişti. Şimdi burada. Hazreti Meryem'in çok güzel bir ibaresi var. Hani ben diyor hiç şimdiye kadar hiçbir erkek bana dokunmamış. Yani orada ne utanıyor, ne çekiliyor, ne sıkılıyor. Direkt hemen Cebrail'e bu cevabı veriyor. Diyor ki ben diyor yani şimdiye kadar hiçbir erkek bana dokunmamış iken nasıl benim çocuğum ben iffetsiz de değilim diyor. Azgın biri de değilim diyor. O halde nasıl benim çocuğum olabilir diyor. Daha sonra Cebrail'in ona cevabı var. De ki işte böyle Rabbim bu benim için pek kolaydır buyurdu. Orada hemen Rabbim Cebrail'i ilham ediyor ve Cebrail de bunu diyor. Diyor senin Rabbin diyor ki bu bana zor değildir diyor. Bu benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve kendimizden bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Yani Hz. İsa'nın e, Doğumu Hazreti İsa'nın annesinin annesinin karnında oluşu e, insanlara aslında büyük bir ders, büyük bir ibrettir tabi ders alana ve ibret alana ve e, aslında bir nevi imtihan da olacak ileride doğumuyla inananlar ve inanmayanlar için Hazreti İsa'nın doğumu birer imtihan olacak ve diyor ki Allahu Teala onu insanlara bir ayet ve kendimizden bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Hem işte hükme bağlanıp bitmiştir. Yani burada Hazreti Meryem'in e, e, hani bir şey bırakmıyor, bir kapı bırakmıyor. Hani olabilir, olmayabilir diyor, demiyor. Artık diyor iş bitmiştir diyor. Yani hani senin endişelerin, senin soruların veya nasıl olacak, nasıl bitecek gibi endişelerin kar etmez. Artık iş olmuştur diyor. Hükme bağlanmıştır. Hükümde nedir? Allahu Teala'nın ol demesi. Hükme bağlanıp bitmiştir. Böylece ona hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Ha, yani hamilelik sürecinde mabetteki ibadetine devam etmiyordu. Etmiyor ayette o şekilde geçiyor. Hı. Hani hamile olduğunu anlar anlamaz. Hani o da biliyor ki hani hamile kalan kadının zamanla hani bazı emareler göstermesi, vücudunda bazı değişikliklerin olması gibi birçok şey olabilir. Hazreti Meryem e, mabetten ayrılıyor. Mabetten ayrılıyor ve... E, bir yerde bu hamilelik sürecini geçiriyor. Hamilelik süreci de sanki rivayetlere göre değişkenlik gösteriyor. Evet. Kişiye göre 6 ay, 9 evet. ay. Evet. Şimdi e, ama e, normal onun e, hamilelik süreci çünkü ayette şey sabit doğumu normal kadınların doğumu gibi hamile kalması normal hamil e, normal insanları normal kadınların hamile kalması gibi değil ama doğumu e, san doğumu sancı çekmesi o hamilelik süreci e, Allah-u Alem e, normal kadınlar gibidir. Hamilelik sürecinden çok bahsedilmez. Çok bahsedilmez ayetlerde. Ama o doğum süreci sürecini Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'e yine konu etmiş ve Kur'an-ı Kerim'de bu bildirilmektedir. O yüzden normal kadınlar gibi Hazreti Meryem de acı çekmiş, sancı çekmiş ve o doğum esnasında çekilen sıkıntıların hepsini Hazreti Meryem yaşamıştır. Şimdi bunun içinde birçok hikmet olabilir. Hani Hz. İsa'nın doğumu olağanüstüydü. Doğumu da olağanüstü olabilirdi. Yani onun annesinin rahminde oluşu yani Cebrail'in Allahu Teala'nın kendi ruhundan üflemesiyle olduğu gibi doğumu da farklı olabilirdi. Gelişimi de çok farklı olabilirdi. Olabilirdi anlaka. ama değil Allahu Allah Teala hani bazı hikmetlere binaen bu şekilde yapmamıştır. Daha sonra Hani dedi ki ya o hamilelik döneminde şehirden uzaklaşıyor, kendi mabedinden uzaklaşır ve ayette şu şekilde devam ediyor. Doğum öncesi, doğum sancısı onu hurma ağacına sığındırdı. Meryem dedi ki ah keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Şimdi artık iş ciddiye bindi, doğum sırası geldi, doğum sancıları çekiyor. Hani... E, bu nasıl olabilirdi? Hani belki karnında saklayabilirdi veya kendi memleketinde olmasa belki saklayabilirdi ama kendi memleketinde olmasa hani bunu nasıl izah edecekti hmm. babasız bir çocuğun dünyaya gelmesi? Aslında sadece doğum sancılarını çekmiyordu Hazreti evet. Meryem birazcık da esedeki... geleceğin tasasını da yaşıyordu. Aynen. Hani Aha. çocuk Esedteki doğduktan insanlar sonra... ne der ne derim sancılarını da çekiyor. Evet. Çocuk doğduktan sonraki aslında ona yöneltilecek... Tüm ithamları görür gibiydi ve e, onlardan aslında çekindiği için de keşke diyor ben diyor bundan önce unutulup gitseydim. Yani bu imtihan Hazreti Meryem'e de çok ağır geliyor ki nasıl gelmesin. Şimdi bizler hani biraz e, empati kurduğumuz zaman iffetini o güne kadar... Iı, korumuş, ismet sıfatıyla korumuş bir bayan, bir kadın. babasız, erkek eli onun eline değmediği halde bir çocuk dünyaya getirmesi yani izahı mümkün değil. Şimdi tabii inananlar da olacak, inanmayanlar da olacak. Ama inanmayanlara bunun izahını yapmak çok zor. E şimdi Hazreti Meryem bunları hem sancı çekiyor hem geleceğin tasasını da önceden yaşıyor aslında. Ben insanlara nasıl izah edeceğim kucamda bir bebekle? Onların yanına giderek ben onlara ne söyleyeceğim diyor ve Allahu Teala ona nida ediyor ve diyor ki üzülme diyor. Rabbin senin altında bir su arkı meydana getirdi. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurmalar dökülüversin. Şimdi hani bu e, ayet dediğim gibi e, incelediğimiz zaman e, hurmanın e, kadın doğumunu kolaylaştırıcı maddeleri içinde barındırdığı ortaya çıkmış sonradan. Veya su sesinin insanları rahatlattığı yine ortaya çıkmış. Hani bazı kadınların bu yöntemi denediği de yine aşikardır günümüzde. şimdi dediğim gibi bu ayetler incelendiği zaman her kelime aslında her kelime bir anahtardır, bir şifredir. İçinde birçok şeyler yatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i inceleyenler zaten şimdi hani doğumu kolaylaştırıcı bazı ilaçlar üretmekte ilaç firmaları ve hurmanın içindeki maddelerle o maddeler aynı. Bu da Allahu Teala'nın büyüklüğünün, her şeyi bildiğinin en güzel göstergelerinden. Ve hani ayağını yere vurduğu zaman orada e, su arkanın çıkmasını, suyun olması, hem kendisinin temizlenmesi hem de o su sesinin insanları rahatlattığını bir göstergesi. Şimdi bizler bazen rahatlamak için su kenarına gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Bir de hurmayla alakalı birçok hani... E, bilimsel manada çözülen şeyler vardır ki içinde birçok vitamini içinde barındırmaktadır. E, lohosalık içinde hani o çocuğu doğurdu, doğurduktan sonraki dönem içinde ve o hani doğum esnasındaki e, kadının ihtiyacı olan şeyleri içinde barındıran bir yani şifadır aslında bir evet. el gebelik süreci yaşayan kadınlar için ayet-i kerimede de bunu görüyoruz diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. allah Teala Evet, evet. Allah utaala e, hani bu şekilde aslında Hı -hı. hani onu desteklediğini üzülmemesi gerektiğini Hı -hı. tamam olağanüstü bir şey başına geldi şimdiye kadar insanlık Hı -hı. tarihinde görülmemiş bir imtihana tabi tutuldun Hı -hı. ama üzülme çünkü ben seninle beraberim Hı -hı. yani her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayeti var ya Allah Teala Hazreti Meryem'e bunu gösteriyor. la tahzan inna Allahu evet. hani diyor ya. Özürüm, Allah ee, Diyor ki e, Allahu Teala e, diyor ha, ayağını hurma ağacına vur ki hurma ağacından taze hurmalar dökülsün. Evet. Şimdi burada Allahu Teala yani şaşılacak bir durum. Allahu Teala bu kadar olan işte mucizevi şeyler e, Hz. Meryem'e gösterirken bazı şeyleri de onun gayretine tabi tutuyor. Evet. E, çok ilginç. Hani. Normal insanlar gibi sancı çekip doğum yapıyor ve Allahu Teala gökten ona meyveler indiren bir kadındır. Şaşılacak bir durum değil midir? Yani ee, o şey döneminde, mabet döneminde hı hı. Hazreti Zekeriya mihraba girince e, Hazreti Meryem'in önünde cennetten gelen meyveleri görüyor. Hı hı. Ama doğum yaparken biz bunu görmüyoruz. Allahu Teala ne diyor ona? Ayağını ağaca vurduyor ağaçtan o hurmalar dökülsün. Demek oluyor ki Allahu Teala bazı şeyleri hani gayrete de tabi tutmuş. Çalışmak, çabalamak gerekir ki insanoğlu bazı şeyleri elde etsin. Rızık Allah'ın elinde, her şey Allah'ın elinde ama biraz da insanda çabanın olması gerektiğini Allahu Teala bize gösteriyor. Evet. Gayret olmazsa başarı elde edemeyiz. Evet. Bu da yine Hazreti Meryem'in hayatında hani dönüm noktalarından bir nokta olacak ki inşallah biraz sonra yine bunlara değineceğiz, bunları anlatacağız. Öyle bir şey ki insanlık tarihinde Hazreti Meryem gibi ağır bir imtihana tutulmuş bir insan daha yoktur, numunesi yoktur. Yani düşünün. Babasız bir çocuğun dünyaya gelmesi, mesela Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın e, yaratılışında ortak bir nokta vardır. Sadece bir nokta vardır ki o nokta Hazreti Adem'in topraktan yaratılması ve Allahu Teala'nın kendi ruhundan ona üflemesi, Hazreti İsa'nın da yaratılışında yine Allahu Teala'nın e, Hazreti e, Hazreti Meryem'e kendi ruhundan üfleyip Hz. İsa'yı meydana getirmesi gibi. E şimdi mesela e, kelimullah deniliyor Hz. İsa'ya. Neden? Allah'ın kelimesidir o. Ne şekilde kelimesidir? Allahu Teala ol dedi o şey oluverdi. verdi. Ruhullah deniliyor mesela. Niçin ruhullah deniliyor? Çünkü Allahu Teala Hazreti İsa'ya kendi ruhundan üflemiş. Kelimullah dediniz de, Biz Kelimullah Hazreti Musa'nın akabı olarak biliyoruz aslında. Onun da aynı şekilde. Hani Allah ona oğul demiştir, oğlu vermiştir. Hı -hı. O açıdan. Evet, tamam. Şimdi Hazreti Adem ile e, bu noktada onun yaratılışı kesişir. Hı -hı. Yani ikisi de Allahu Teala'nın kendi ruhundan üflemesi. Ama e, o güne kadar Babasız bir şekilde bakire bir kızın hamile kalıp çocuk doğurması asla görülmemiştir evet. ve görülmeyecektir de. Hı hı. İlk ve sondu. Evet yani Hazreti Meryem'le hani biz ilk programlarımızın başında hep e, kadınca, kadın gözüyle kan, kadın penceresinden dedik ya bakalım. Hı. Empati kurduğumuz zaman, hani Hazreti Meryem'in başına gelenler bizim başımıza gelse, bizim hani ne şekilde bizler tepki gösteririz veya ne şekilde bir hal bir tavır takanırız. Acaba Hazreti Hazreti Meryem gibi bir teslimiyet gösterebilir miyiz? Çünkü onu teskin eden bir şey vardır ki vardı ki Hazreti Cebrail'in onunla konuşması, Cebrail'in onu teselli etmesi ve Cebrail'in ona başına gelen tüm olaylardan Allah'ın haberdar olması ve bunlar Allah'ın izniyle olan şeyler olduğunu söylemesi Hazreti Meryem'e bir nevi teselli oluyor. Bunları söylemesine rağmen yine de bu imtihan ona çok ağır geliyor. O doğum sancıları tuttuğu zaman keşke toprak olsaydım, daha önce hiç yaşamamış olsaydım. Bunu söylettiriyor aslında ona. E yani şimdi sen e, hani bir insan olarak, bir kadın olarak düşündüğün zaman kendini onun yerine koyduğun zaman elbette ki belki senin tepkilerin daha farklı olabilir. Mi? Ya, tabii ki. Hiç yani. yaşamış e, yaşamak sen de istemende. Yaşa, hani yaşamak değil, de yaşamayı bir kenara bırakıyorum. Dinleyince bile insanın tepkileri çok farklılaşabiliyor. Bir de bunu yaşamak var. Evet. Yani. Bunu, hocam kısa bir ara koyalım, sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Evet izleyenler kısa bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet hocam Hazreti Meryem'in gebelik sürecini konuştuk aradan önce. Hazreti Meryem çocuğu kucağında şehre indiğinde aslında bu Meryem suresi 27 ve 28. ayetlerde şöyle anlatılıyor. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü değildi, annen de iffetsiz değildi deyip ayet-kerime başlıyor. Burada Harun'un kız kardeşi demesinin hikmeti nedir? Neden Harun'un kız kardeşi? Evet. Şimdi, hani dedik ya zorlu bir süreçten geçti, doğum sancılarını çekti ve akabinde başına bir takım şeyler geldi ve daha sonra Allahu Teala onun şehre dönmesini istedi, ondan istedi. Aslında imtihan bu sefer kendinden diğer insanlara yönü değişti. Kendisi zaten imtihan olunmuştu ama insanlar artık onun başına gelen şeylerle imtihan olacaktı. Yani o zamana kadar Hazreti Meryem imtihanını kendisi yaşadı. Çünkü hamile olduğunu falan hiç kimse bilmeden şehirden ayrıldı. Şimdi doğum yaptığı çocuğuyla birlikte şehre geri dönecek ve bu hali diğer insanlar için imtihan olacak artık. E, ee, hani tabi İsa'ya, Hazreti İsa'ya iman edenler de olacak, etmeyenler de olacak. Daha sonra doğum gerçekleşir ve Allahu Teala kucağındaki bebekle şehre inmesini dedik istiyor ve Meryem suresi 26. ayette Allahu Teala şöyle buyurur Artık ye iç gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insan görecek olursan de ki ben Rahman'a bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Şimdi burada öğrenmemiz gereken e, çok şey olabilir. İki tanesini ben size söyleyeyim. Artık ye iç gözün aydın olsun. Hani e, Programın ilk kısmında dedi ki Allahu Teala ona dedi ki hurma ağacına vur ve taze hurmayı. Burada tabii Lohasa kadınlarının da tatlı yeme ihtiyacının olabileceğini aslında ve bu şekilde tatlı yiyip çeşitli vitaminler alacağını Allahu Teala burada bildiriyor ve diyor ki git diyor artık şehre diyor hangi insanla karşılaşırsan ben oruç tuttum de. Susma orucu tuttum de. Şimdi bu oruç Yahudilikte olan bir oruç susma orucu. Ya, evet bir yani sadece onlarda görülüyor yani incelendiği zaman, tarih incelendiği zaman ondan önce tarih... var mıydı yoksa ondan sonra olmaya başladı? Ondan ha. sonra da olmuş olabilir, öncesinden de olmuş olabilir ama kaynaklarda Hazreti Meryem daha sonra Hazreti Zekeriya'da da e, hatırlarsanız Allahu Teala Hazreti Harun'un müjdesini e, Yahya'nın müjdesini ona verdiği zaman e, e, diyor ki bunun emmaresi diyor senin üç gün mazeretsiz yani hiçbir engel olmaksızın konuşamam zamanlar. Yani burada Allah-u Teala onu yapıyor ama Hazreti Meryem iki biraz ondan farklı. Konuşabildiği halde konuşmuyor. Yani o zamanın oruçları içerisinde hani her her kavmin şeriatı kendisine göre değişebiliyor. Yani namaz şekli değişebilir. Namaz hepsinde var. Bütün ümmetlerde var ama namaz kılma şekli veya rekatları farklı olabilir. Olabildiği gibi orucun da her ümmetin oruç şekli de farklı. Hani bazı ümmetler mesela iç yağları haram, bazı ümmetlere yağlı yemek yemeleri haram ve bazı ümmetlerde de Hazreti Meryem'de de görüyoruz susma orucu var. Hı hı. E şimdi daha önce olmamış olsaydı insanlar nereden bilecekti böyle bir şey var? Çünkü Meryem şehre indiği zaman Hazreti Meryem onun susma orucu tuttuğunu söylüyorlar. Kendisi işaret ettiği gibi e, onlar da söylüyorlar. Ve Allah-u Teala zaten ona diyor ki sen şehre gidince hiçbir insanla konuşma, bunu söyle, bunu dile getir diyor. Ve 27. ayette Meryem suresi 27. ayette Estağfirullah Böylece Meryem onu İsa yani taş yere kavmine getirdi. Kavmi ona dedi ki ey Meryem sen gerçekten şaşılacak iğrenç bir iş yaptın hem şaşılacak hem iğrenç. Ve Meryem suresi 28'de ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir adam değildi, senin anan da iffetsiz bir kadın değildi denir. Şimdi burada ee, hani sizin de merak ettiğiniz Hazreti Harun'un kız kardeşi demesindeki hikmet tabii ki de e, hani bu e, şey bağlı değildir kardeşlik bağı değildir yani aynı anneden aynı babadan doğma değillerdir ama Hazreti Harun da Ma'bede adın, adanmış bir peygamber Ma'bede hizmetkar olan bir peygamber sürekli e, Ma'bedin Harun sözünüzü kesiyorum evet. Hazreti Harun Hazreti Musa'nın Kardeşi. kardeşi. Değil evet, mi? Hazreti Ondan Musa. bahsediyor. Ayet evet kelime. evet. Hazreti Musa'nın kardeşi olan Hazreti Harun'dan bahsediyor. Hazreti Harun'da Hazreti Meryem gibi kendini mabede adamış. E, mabette e, kulluğunu yerine getiriyor. O yüzden aslında ayette e, bu İbadet şekilde. İbadet bağı var aslında. Değil mi ayet-i e, yani, Kız kardeş deyince. Tabii. E, şimdi e, burada Allah-u Teala zaten bütün inananları kardeşi ilan ediyor. Hı İnnemel müminler ihvetü diyor zaten ayet. Evet. Gibi, Bütün inananlar kardeştir. Yani Allah'a inanan insanlar hepsi kardeşler Allah nezdinde. Burada aslında bu ayetin birazcık da tefsirini farklı bir ayette görüyoruz. Evet. muhakkak ki müminler kardeştir. Evet, bunu açıkça Harun'un kardeşi olarak addediyor. Hazreti Meryem'i Hazreti Harun'un kardeşi olarak Allahu Teala nitelendiriyor. Ve burada tabi Yahudilerin orada e, Hazreti Meryem'e ithamları var. Hani diyorlar ki sen diyor hani baban kötü bir adam değildi. Gerçekten de İmran hani programın başında bahsettik Hazreti Hazreti İmran'dan. Ee, İmran seçkin bir e, insandı. E, kendi kavmi arasında sevilen, sayılan, e, kendisi de ibadet ehli e, bir insandı. İnsanlar arasında da itibarlıydı. Annesi de yine, Hanne de yine aynı şekilde. Tabi Hazreti e, İmran'ın soyu ta Hazreti Davut'a kadar dayanıyor. Yani soyu da temiz ve paktır. Yani o... Seçkin bir e, aileden gelmişti ve hani senin annen ve senin baban da e, iffetsiz değiller diyor. Hani onlar da iffetlidir, kötü insanlar değildirler diyor. Sen nasıl böyle bir şey e, hani yaptın diyor. Sen nasıl böyle iğrenç ve iffetsiz bir iş yaptın diyor. Burada hemen e, tabii Allahu Teala'nın e, ona e, sus demesi. Orada susma orucu tutmuştu ya. Allahu Teala elbette ki e, hani ona sus dedi ama bu e, sorunu da çözmek yine Allah'a kalmıştı. Allahu Teala da e, bir şekilde yaptı ki Hazreti İsa daha kundaktayken konuştu. E, şimdi bizler e, onun Hazreti Meryem filmini seyrettiğimiz zamanki sahne gözümün Sahneler önüne geldi. Yani evet. şey. hani Hz. İsa'nın kundaktayken konuşması ve o hahamların yüzündeki endişe, korku, şaşkınlık asla unutulmaz. Emin olun ki o dönemdeki hahamlar da bunu din adamları da bunu yaşamışlardır. Çünkü kundaktaki bir bebeğin bu şekilde konuşması e, mucizevi bir şeydir. Yani her bebek bu şekilde konuşmaz. Kendisinin bir peygamber olacağını, namazı dostoru kılacağını, zekatı vereceğine dair Hz. İsa'nın beyanatı var orada. Allah-u Teala onu konuşturuyor ve bu şekilde kendisi de konuşmaya başlıyor. Yetişkin bir insanın söyleyemediklerini yeni doğmuş kundaktaki bir bebek söylüyor aslında. Tabii ki de çok ilgi çekici bir nokta olması gerekiyor. Evet şimdi bu olaya şahit olanların iman etmemesi e, çok şaşılacak bir şeydir değil mi? Hani bizler düşündüğümüz zaman diyoruz ki yani bu tür şeyler sürekli olan şeyler değildir, normal şeyler değildir. Bu olaylara tanıklık eden, bu mucizeleri tanıklık eden insanlar nasıl da iman etmezler veya iman ehli olmazlar. E, Allah-u Teala imtihan gereği hani bazı insanların gözleri mühürlüdür, kulakları mühürlüdür, kalpleri mühürlüdür. Ne hakkı görürler ne hakkı duyarlar ne Allah'ın ayetleri onların kalplerine nüfuz eder. E sen ne yaparsan da yap. Eğer bir insan iman etmese sen o insanın kalbini imanı zorla sokamazsın. Şimdi şunu söyleyebiliriz aslında. Hazreti İsa konuşmadan önce verdikleri tepki ayete de konu olmuş tepkiler çok normal karşılanabilir. Ama doğdukta, sonra konuştuktan sonraki tepkiler çok da normal tepkiler olmaması gerekiyor. Çünkü aslında orada senin iman etmeni gerektirecek bir nokta var. Küçük bir çocuğun kundaktayken bunları söylemesi. Evet. E dediğimiz gibi hani İman edenler de oldu. Yani bu olayı görünce şaşkınlığını gizlemeyip iman edenler de oldu. Büyük bir kısmı da tabii ki menfaatleri gider korkusuyla iman etmediler maalesef. Yani, Nasıl bir menfaat olabilir ki? Yani dünya menfaati insanın gözünü maalesef kör ediyor. Yani dünyalık makam olsun, mevki olsun bunlar bazı gerçekleri insanlara göstermeyebiliyor. Yani bilmesine rağmen hakikati kendi gözleriyle görmesine rağmen maalesef ne yapmıyor kabul etmiyor kabul etmek istemiyor Hazreti Meryem'in de hayatında aslında her kıssa'dan dersler çıkarıyoruz birlikte Hazreti Meryem'in de hayatından muhakkak gözümüze çarpan detaylar olması gerekiyor. Bunlar nelerdir? Evet hani gerçekten Hazreti Meryem'in hayatı başlı başına bize büyük dersler, büyük ibretler veren ve hayatından birçok dersler çıkaracağımız bir öyküsü vardı. ama bakın Allahu Teala yine hani şeyde bahsetmiştik ya iman edenlere Allahu Teala hani örnekler veriyor. İman eden insanlara Hazreti Meryem'i de örnek veriyor. Diyor ki Tahrim Suresi 12. ayette Allah iman edenlere, iffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de örnek gösterir. Demek ki tarih boyunca hani iman eden tüm insanlara sesleniyor Allahu Teala. Diyor ki iffetini korumak isteyen insan kadın olsun, erkek olsun Hazreti Meryem'in hayatına baksın. Hazreti Meryem öyle bir ortamdaydı ki ama iffetini çok güzel bir şekilde korudu ifetini korudu ve e, namusunu korudu. Ve Allah Teala diyor ki: Siz örnek almak isterseniz diyor, ben Meryem'in hayatını size örnek olarak önünüze seriyorum diyor. Ve başka bir ayette onun anılması gerektiğini o halde Meryem'i de an diyor Allah Teala. Neden? Çünkü onun hayatındaki şifrelerin sürekli hatırlanması için yani sosyal hayatta bir kadının veya bir erkeğin sadece kadın demiyor. Mesela sadece e, mümin kadınlara e, demiyor ki Hazreti Meryem'i anın. Veya Hazreti Meryem'in iffetini kadınlar alsın demiyor. İnanan tüm insanlara, inananların içinde erkekler Erkek, de olabilir, kadın, kadın da etmez. olabilir. Allah-u Teala diyor ki, inananlara diyor, Meryem'i de hatırlayın diyor. Aslında şunu görüyoruz biz iffeti hayayı hep kadında görmek istedik ama iffet ve haya sadece kadında değil erkekte Erkek. de olması gerekiyor. Çünkü Tabii en erkeğin önemli hayası özellik. göz kapaklarındadır aslında. Yani, yani erkeğin hayalı olması iffetli olması kadının da hayalı ve iffetli olması gerekir. Haya ve iffet sadece bu iki kavram kadınlar üzerinde uyarlanan iki kavram değildir. O yüzden Allahu Teala Tahrim Suresi 12. ayette mümin inananlara Hazreti Meryem'i örnek gösteriyor. İnanan kim olursa olsun ister kadın ister erkek örnek gösteriyor. Bu bizim için en büyük derstir. Hazreti Meryem'in hayatından çıkaracağımız en büyük derslerden bir tanesidir. Ve hani e, Hz Meryem biliyorsunuz mabette e, uzun bir süre kalıyor, yıllarca kalıyor. Hangi ortamda ve hangi şartta olursa olsun e, insanın e, iffetini ve namusunu koruması ne şekilde olur ve hani bunun önemine e, parmak basıyor. Evet. Mabetteydi hatırlarsanız mabetteydi ve birçok erkeğin içinde yetişmesine rağmen ne yaptı? O iffetini çok güzel bir şekilde korudu asla iffetsizlik yapmadı. Hatta erkeklerin hani orada olduğu dönemde, dışarıda olduğu dönemde kendisi dışarıya çıkmıyordu. Özel ihtiyaçları dışında yani mabedin temizliği vesaire dışında kendi mihrabından asla çıkmıyordu. Bu da bize çok güzel bir örnektir. Yani hangi ortamda olursak olalım iffetimizi nasıl koruyacağımızı Hazreti Meryem bize öğretir. Ve e, hani başımıza herhangi bir olay geldiği zaman bunu açık yüreklilikle ve net bir şekilde nasıl söyleyebileceğimizi bize öğretiyor. Nasıl mı? Hani Cebrail'le bir diyaloğu vardı. Cebrail aleyhisselam ona insan suretinde geldiği zaman e, ne diyordu? Diyordu ki eğer sen e, hani temiz bir insansan diyor ben senden Allah'a yani eğer inanan bir insansan hani bana dokunma diyor. O da Rahmandan Allah'a sığınıyor. Şimdi orada Hazreti Meryem'in ona çok güzel cevapları vardı. Hatırlarsanız ayetlerde de konu olmuştu. Ayetlerde de geçmişti. Hazreti Meryem diyor ki hani bugüne kadar bana hiçbir erkek eli değmedi diyor. Ben nasıl ben nasıl hamile kalabilirim? Yani orada utanabilirdi, çekinebilirdi, sıkılabilirdi ama utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan meramını dile getirdi. Cebrail Aleyhisselam'a açık bir dille dedi ki: "Bana hiçbir erkek eli değmemişken ben nasıl hamile kalabilirim?" Bize bunu da gösteriyor Hazreti Meryem, bunu da öğretiyor. Ve şunu da öğretiyor Hazreti Meryem bize. başa gelen musibetlerde Rahman olan Allah'a sığınmamız gerektiğini. Bu hani imtihanın boyutu, imtihanın ağırlığı ne kadar olursa olsun insan olduğu Allah'a sığındığı zaman, Allahu Teala'dan yardım istediği zaman Allahu Teala bu imtihanı onun razı olacağı şekilde geçirmemize yardımcı olacaktır. Hani dünya gözüyle baktığımız zaman bizler çok ağır imtihanlardan belki geçeriz ee, ama Allah'a sığınan insanlar, tüm insanlar imtihandan geçer. Çünkü insan olduğu imtihan için yaratılmıştır, bunu allah Teala söylüyor. Tüm insanlar imtihandan geçer ama imtihanını en güzel şekilde verenler veya imtihanını Allah'ın razı olacağı şekilde verenler Allah'a en çok dayanan insanlardır. Yani her şartta teslimiyet, şarta, teslimiyet gösterip gösterir. her şartta Rabbine, Rahman olan Allah'a sığınan insanlar imtihanları ne kadar ağır olursa olsun atlatırlar. Yani biz diğer peygamberlerin hayatına da baktığımız zaman en ağır imtihanların Allah'ın en sevgili sevgili kullarının başından geçtiğini ve en güzel şekilde bu imtihanları başarıyla geçtiklerini bizler görebiliyoruz. Hani bu imtihanı kazanıp kaybetmek birazcık da insanın imanıyla alakalı, birazcık da teslimiyetiyle ve Allah'a dayanmasıyla alakalı. Hani Hazreti Meryem'e e, hayatında hani hiçbir insanın imtihan olma şekli e, hiçbir insanın imtihan olmadığı şekilde Hazreti Meryem olmuş. Yani günümüze kadar geçmişten günümüze kadar hiçbir insanoğlu Hazreti Meryem gibi ağır bir imtihandan yani bu denli ağır bir imtihandan geçmemiş ama o ne yaptı? Rahman olan Allah'a sığındı gücünü aldı ve Allah'ın razı olacağı şekilde imtihanı vermeye çalıştı yani başımıza bir musibet geldiği zaman bir bela geldiği zaman bir sıkıntı geldiği zaman bunun Allah'tan geldiğine iman edip ona göre bir teslimiyet gösterip ona göre Allah'ın razı olacağı şekilde bu imtihanı atlatmak gerekmektedir evet ibadetlerde devamlı olmayı gösteriyor özellikle namazda namazı ve huşuyu bize öğretiyor ee, Hazreti Meryem'in hayatı e, tamamen hizmet ve ibadet üzerine kuruldu. Yani onun hayatının e, hiçbir detayında bunun gayri bir e, hayat şeyi görülmemiştir, hayat detayı görülmemiştir. E, i̇badetten, mihraptan e, mabede, mabetten mihraba. E hani kendi mihrabına çekilir, bütün vaktini ibadete veriyor ve ibadetten arta kalan zamanlarında mihra, mabedin temizliğiyle uğraşıyor. Neticede annesi onu mabede adamıştı. Şimdi burada aslında biz annelere, hanne o kadar güzel bir miras bırakmış ki ve belki de biz, de, biz annelere, Hani bunu gösteriyor hani yaşı kaç olursa olsun çünkü küçük yaşta 5-6 yaşlarında rivayetlerde geçir veya kundakta fark etmez. Bir annenin yıllarca özlemini ve hasretini çektiği bir evladını Allah'a adaması, mabede adaması, Allah'ın evinde hizmetkar olarak e, orada görev almasını istemesi e, her insanın kabul edeceği bir şey değildir. Ama o ne yaptı Allah'a bir sözü vardı ve kızının da bu şekilde yetişmesini istediği için onu Allah'a adadı e Bizler de demek ki en sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda adamamız lazım en sevdiğimiz şeyleri yani bu uykumuzdan fedakarlık olabilir, rahatımızdan olabilir, rahat meskenlerimizden olabilir, paramızdan, evladımızdan, eşimizden her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekmektedir. Peki nasıl fedakarlıklar mesela? Ne fedakarlık göstermemiz gerekiyor diyorsunuz? Günümüzde bu fedakarlıkları bir güncellersek nasıl olur? Şimdi en basitinden mesela hani ben belki büyük büyük, büyük fedakarlıklar edemem. Belki anne gibi evladımı adıyamam değil mi? Aynen. Ama e, Allah'ın razı olacağı yerlere çocuğumu göndererek bir fedakarlık edebilirim. Veya e, uykuyu çok severim. Uykumun bir saatini Rabbimle özel e, Rabbime ayırıp özel Rabbimle bir özel muhabbetimin olduğu bir saat yapabilirim. Veya rahatıma mı düşkünüm? Evimde mi oturmayı seviyorum? Hayır, Allah evimde oturmayı istemez benim evde oturmam Allah'ın hoşuna gitmez. Ben ilim irfan meclislerine gitmek zorundayım. İlim öğrenmek zorundayım. Bu düşüncelerle rahatından Allah için vazgeçince sen de bazı fedakarlıklar yapmış olursun. Neyi seviyorsan onu vermek zorundasın. Çünkü zaten insan olduğu e, zaaflarıyla her zaman imtihan olur. Hazreti Meryem biz, bize bunu göstermedi mi? Hazreti Meryem iffetiyle ön plandaydı değil mi? İffeti, e, temizliğiyle ön plandaydı ama iffet haşa ondan iffetsizlikle suçlanmadı mı? Tamam. Çok ağır demek ki yani. evet. E, demek ki insanlar e, böyle çok hassas olduğu şeylerle de imtihan olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve e, hani o ibadetlerindeki devamlılığı, Rabbi ile baş başa olması, baş başa olmak istemesi ona daha dünyada iken ahiret nimetlerinin gelmesine vesiledir. Hazreti Zekeriya ona diyor ya ben her mihraba girdiğimde diyor onun önünde e, bazı yiyecekler, taamlar görürdüm diyor. E, Hazreti Meryem'e sorar, Meryem'e sorardım bunlar nedir? Meryem bana derdi ki bunlar Allah'ın bana lütuflarıdır. Demek ki insan yönünü Allah'a yönlendirdiği zaman Allahu Teala onun sosyal hayatını da düzene koyuyor. Hani Allahu Teala bunu söylüyor zaten. Diyor siz benim dinime yardımcı olduğunuz zaman siz kendi sosyal hayatınızı dert etmeyin diyor. Ben sizin sosyal hayatınızı da düzene koyarım. Hazreti Meryem'in mesela rızık konusunda bir endişesi yoktu. Çünkü rızkı verenin Allah olduğunu biliyordu. İsteseydi sebepsiz de verebileceğini kendisi yakinen iman etmişti. Şimdi e, hani onun hayatında iki detay vardır. Bir eee Allah Teala'nın sebepsiz olarak gökten ona rızık indirmesi, iki doğumu esnasında hani ayağını e, ağaca vur, hurma ağacına vur, hurma senin önüne dökülsün. Yani o hurma yeşersin ve senin önüne dökülsün. Aslında iki şeyi gösterir Allah Teala istese hesapsız da rızık verir. Meryem'in hayatını bu iki detayı görebiliyoruz. Veya ne diyor Allahu Teala? Diyor ki hani rızkınız çabanıza tabidir. Çünkü iki çeşit rızık vardır. Bir Allahu Teala'nın insanlar için e, çizmiş olduğu, e, taksim etmiş olduğu rızık vardır. Bir de insanın kendi çabasına e, karşı e, kendi çabasıyla elde etmesi gereken rızık vardır. rızık vardır. Evet. E, Hazreti Meryem'in hayatında bizler bunu görüyoruz. Ne zaman ki Hazreti Meryem e, yönünü Allah'a yönlendirdi ve Rabbi ile baş başa kaldı. Allahu Teala hani sen bunu dert etme rızkın bana aittir dedi. Ve bunu Hazreti Meryem'e e, sebepsiz olarak ona sofralar indirdi. Şimdi e, Meryem'in hayatındaki bir detay da yine sürekli Hz. Meryem'in e, mihraba çekilmesi, Rabbi ile özel saatlerinin olması. Hani tefekkür saati olabilir, ibadet saati olabilir. Rabbi ile baş başa kaldığı bir süre vardı, bir zaman dilimi vardı. Şimdi bizler de yani dünyanın bütün hengamesinden kurtulup Rabbimizle bizim bizim de ee, özel bir muhabbet saatimizin olması lazım. Ama şimdi siz bunu söylerseniz ben de size şöyle cevap verebilirim. Namaz bu e, muhabbetin içerisine girmiyor mu? Şimdi Hazreti Meryem'in hayatına baktığımızda Hazreti Meryem tek kendisinden sorumlu biriydi. E, kendi mihrabına çekilip ibadet edebilirdi. Ama şu an günümüze baktığımızda böyle durumları pek çok görmüyoruz. E, sorumluluklarımız çok daha fazla. E, biz bunu sadece namazla sınırlandıramaz mıyız? Hayır, sadece namaz Namazla sınırlandırmak e, az gelir. Şimdi hani kendi e, namaz, beş vakit namaz kılıyoruz. Toplam sürelerini üst üste koyduğumuz zaman yani 25 dakikayı ya bulur ya bulmaz. Bunun haricinde Rabbimizle bizim baş başa kalabileceğimiz muhabbet saatlerimizin olması lazım. Veya hani dünyanın hengamesinde sorumluluklarımız çoktur, evlatlarımız çoktur veya e, ev adına bazı sorumluluklarımız varsa e, tabii ki de bu sadece namazı da Rabbimizle özel muhabbet saatine dönüştürebiliriz. Evet. Yani bu bilinçle kıldığımız zaman namazımızı yani sadece e, hani Rabbim beni görürcesine ben ibadet ettiğim zaman, namaz kıldığım zaman tabii ki de özel bir muhabbet. Muhabbet Rabbimle benim aramda gelişir ve Allahu Teala ne yapıyor e, diyor ki sen hani tek başına değilsin diyor hani benimle muhabbete girdiğin zaman o muhabbet saatin olduğu zaman ve ibadet saatin olduğu zaman sen yalnız isen de görünür de senin etrafında insanlar var ise de yok ise de benim varlığım yeterdir diyor yani sen sadece o mihrapta Meryem için, Hazreti Meryem için konuşursak o mihrapta tektin ama sen tek değildin. Bütün insanlara, bütün kainata bedel bir Rabbim vardı seninle olan, seni destekleyen. Asla yalnız değilsin. Sen değil. asla yalnız değilsin. Rabbini bulan insan hiçbir zaman bir şey kaybetmez. Yani yalnızlaşsa bile Rabbi ona yeter. Allah-u Teala o sekineyi onun kalbine koyar. Evet. Ama Rabbinden ola, uzak olan insan tabii ki de tek başına kaldığı zaman kafayı yer. Evet. Önemli olan o ince detayı ne yapmaktır? İyi yakalamaktır. kalmamak, evet. Şimdi Allahu Teala ona yönelen insanlara e, hem dünyada hem ahirette de nimetler vereceğini Hazreti Meryem bize gösterir ki Biraz önce de yine ondan bahsettik. Şimdi onun tek düşüncesi kulluktu, ibadetti ve Allahu Teala ne yaptı? Onun bütün dünya işlerini rayına soktu. Aynı zamanda dünya işlerini rayına sokarken yanına Hazreti Zekeriya gibi bir yardımcı da verdi. Yani bizler eğer e zaten Allah'a yöneldiğimiz zaman Allahu Teala bizi her konuda destekleyeceğinin garantisini veriyor. Önemli olan hani bunun bilincinde olup hareket etmektir. Tam bir teslimiyetle Allah'a teslim olmaktır. Teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah hepimize tam bir teslimiyet gösteririz inşallah hayatımızda hocam. iman ile ölmeyi nasip etsin. inşallah bizlere hocam. canımızı böylelikle alsın. Hatta bir duayla kapatmak istiyorum hocam. ben. Allah'ım. Ee, sen bizim canımızı bu dünyadan iman ile al. Allahu melatu husneme dünya illa mu'ashahadeti ve'l iman diyorum. Tekrardan sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.